Panik atağı, çarpıntı, terleme, titreme, sarsılma, nefes almada güçlük, boğulma duygusu, göğüste ağrı sıkışma hissi, karın bölgesinde rahatsızlık hissi, üşüme, ürperme, karıncalanma, idrara çıkma hissi, boğazda yumru hissi, çıldırma korkusu, ölüm korkusu gibi belirtilerin bir anda 3-4 tanesinin birlikte görüldüğü bir huzursuzlukla giden bir ataktır. Panik atağının insan için hayatı tehdit eden bir yönü yoktur. Ancak kişinin yaşam kalitesini çok bozar. Kişi bundan dolayı dışarıya çıkmak istemez veya kapalı yerlere girmek istemez. Yanında sürekli bir takım ilaçlar taşıyarak veya su, şeker gibi şeyler taşıyarak veya birisiyle bir yere giderek, gitme ihtiyacı hissederek veya belli güvenli güzergahları tercih ederek yaşamını sürdürmeye çalışır. Bu da kişinin yaşamını oldukça kısıtlar. Panik atağı kabaca 3'te 1 oranında kendiliğinden düzelir. 3'te 1 oranında bir düzelir, bir bozulur. Böyle bir dalgalı seyir içinde gider. 3'te 1 oranında da bu kişilerde hastalık düzelmez ve kalıcı seyreder. Genelde bu rahatsızlığı olan insanlar alkol veya uyuşturucu madde kullanarak kendilerini rahatlatmaya çalışabilirler. Fakat bu rahatsızlığı iyileştirmek yerine daha da derinleştirir. Panik bozukluğunun tedavisinde aslında panik atağı ortaya çıkartan, yani vücudun savaş veya kaç mekanizmasını ortaya çıkartan, yani egzersiz mekanizmasını ortaya çıkartan, bu tehlike uyandıran risk algısını, kişinin gergin olduğu konuyu tespit etmesi ve yaşamıyla ilgili, bununla ilgili bir takım stratejileri geliştirmesi gerekir. Yani bir bakıma panik atağı kişiye hayatınla ilgili düzenlemeler yap diyen bir alarm mekanizmasıdır.